normal fiyatlar yani. Domates kış ayındayız 30 lira 35 lira. Mandalina desen 3 kilo 50. Elmalar desen 20 lira. Portakal 20 lira. Normal yani fiyatlar. Ya diğer sektöre rağmen normal fiyatlar yani. Son dönemlerde fiyatı fırlayan mı? Yok, bizim sektörde yok. Genellikle yani markete göre bizim bu meyve sebze sektörü diğer ürünlere göre daha uygun bence yani. Bütün ürünler arttı şu anda. Bütün sebzeler yani domates, biber tayfası, yeşillik olsun hepsi ne yüksek. Kadar oldu domatesi kilosu? Şu anda 30 liraya satıyoruz. 30 liraya da zarar ediyoruz. Yani 28 liraya halden alıyoruz. Bunun zaten kasa piresi var, çürüğü var. 30 liraya zararına satıyoruz. Şimdi organik domates var. 50 lira halde toptan kilosu. 60 liraya satıyoruz. Millet alamıyor yani 60 liraya nasıl alsın? Alım gücü yok. Biberler 40 lira Charleston. 50 lira acı biber kapya. 70 lira kıl biberin kilosu. Biber tayfalar da bayağı pahalı. Kabak olsun 50 lira. Yeşilliklerin marullar 25 lira. Ya pahalı. Vatandaş buraya zaten uğramıyor ki. Burası ıssız bir yer ya. Yine konuşalım. Yengengisin sağ. Görüyorsun ortada yaşıyor. Bak sabah gindiğin okunuyor. Daha henüz bir şey satamadık. 10 lira diyoruz lahananın bağına. Lahana duruyor önümüzde. Bazı aynı. Marullarımız 20 lira yine aynı. Satış yok bir şey yok. Nesini konuşalım yavrum? Biz de ne yapacak olduğumuzu şaşırdık. Ne diyelim? Aha kabak kestim sabah beri bir tane kabak duruyor önümde kızım. Ne yapacağız? Nasıl olacak bu iş? Nasıl bu kadar şey, bağırlık bağırlık köylünün mali hiçbir zaman para etmemiş gibi bir de ödek içine halde pazar yeri yaptı bize kadınlar hali. Koskocaman yazı yazmış duruyor kadınlar hali diye. Gidin bakın bakayım ki kadınlara ne kadar bir yer, şu kadar yarım metre bir yer verdiler kadınlara. Epenköy'de yaparım dünyanın yerini yapıyorum, yapıp satacağım, üreticiyim ben. Ben malımı nerede satacağım? Belediye başkanına gittik, belediye başkanının yerinde bulamadık. Dedik gelsin pazara burada görüşelim, buraya uğramadılar. Biz ne yapacağız şimdi? Ama ben belediye seçimlerinde yapacak olduğumu ben biliyorum. Buradaki bütün arkadaşlarım da biliyor. Çünkü o gün onlar bizi hiçe sayıyorlar. Biz de öyle yapacağız da, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Vallahi ben, bak bilsem ki sesim bir cumhurbaşkanı duyacak, cumhurbaşkanına kadar yani dilekçe yazıp da göndermeyi düşünüyorum. Ne yapacağız kızım? Biz çalışıyoruz. Köyde affedersin ben çalışıyorum. Bak üretiyorum. Gelip burada malımı satamıyorum. Ben o zaman niye çalışayım? Nasıl yapacağım? Benim eşim alıyor bir emekli maaşından biz gecimizi istiyor. Yerimizde çalışalım o da olmuyor. Ne yapacağız şimdi biz? Çalışsam bir kabahat, çalışmasam bin kabahat. Hangisini yapalım? Siz deyin biz yapalım. Diyeyim. Kızım gene çok mu gelip de alıyorsun? Hayır emekliyim geliyorum bakıyorum fiyatlar pahalı geri dönüyorum. Nesi pahalı ya? Abi, kocaman lahana bak. Koskocaman lahana ben abim iki bağ, üçünü bölsem üç bağ olur. 10 lira diyorum tanesine. Pahalı gidiyorsunuz. O zaman biz getirmeyelim siz de yemeyin. Bir zahmet. Yani bir zahmet. Ne yapacağız? Limon ne kadar? Limonun da 3 tanesini 10 lira diyorum. Köy limonu. Ya aşağını limonunu alıp satıyorlar. Biz köylülere bakacaksınız siz. Biz köyde ne satıyoruz? Siz bunu takip edeceksiniz. Evet tabii. Önceden turfanda yoğurdu. Şimdi yaz kış var. Bu yazın ucuz olur, kışın fiyatlı olur. Anladın mı? Anladın mı? Ona sebep 280 trilyarda parası var. Haberiniz olsun. 280 trilyar parası var. Gönlüm zengin yavrum. La gönlüm zengin yavrum. Gönlüm zengin. Tamam. 280 trilyarda parası var. Ya, tamam. Şimdi fiyatla şimdi kış oldu mu fiyatla değişir. Yaz oldu mu değişir yani. Millet bir yerde normaldi bence. Anladın? Alacağın 3 kilo, 2 kilo, al 1 kilo. Yazın alırsın fazla veya o tarlana dikersin. Şimdi vatandaş tarlaya dikmiyor, gelip buradan lahana aray. Lahana aray buradan. Tük tarlana bu. Taşın üstünde olur kara lahana. Ondan sonra yok. Adam gidip onu yapıp da sana gelip bana ucuz vermez onu. Ürünlerimizin fiyatları bize göre makul. Ama müşterilere göre pahalı geliyor. Hani biliyorsunuz genel anlamda ülkemizde bir ekonomik problem var. Hani bugün pazarın dışına çıktığımızda da her şey çok pahalı. Ama hani bizim halkımız alışmış pazar yerinde ucuz. Daha uygun diyelim hani ürünler almaya. Biz eskiden daha ucuz ve hani uygun ürün satabiliyorduk. Ama bu artık mümkün değil. Hani biz de halden alıyoruz nihayetinde. Halci komisyoncular nasıl bir fiyat bize belirlerse biz de üzerine 1-2 lira fark koyup satıyoruz. Ama bugün baktığımızda mandalina 4 kilo 50 TL. Hani
Portakal 3 kilo 50, 4 kilo 50 TL. Muz 30 lira. Hani nar, ayva 35-40 lira, 50 lira iyisi. Genel anlamda pahalı. Hani alamayan müşteri de çıkıyor. Geliyorlar, hani bakıyorlar, hissediyoruz. Eskiden biz esnaf olarak hani alamayana destek vermeye çalışırdık. Hani takdir edersiniz ki az çok anlayabiliyoruz. Ama öyle bir duruma geldik ki artık biz de yardım edemiyoruz. Hani kendi ekonomik şartlarımız da artık çok zorluyor bizi. Ama genel anlamda baktığında ben hep diyorum, buraya diğer gelen hani gazeteci, medyacı arkadaşlara da ben aynısını söylüyorum. Pazar çok ucuz. Bana hep kızıyorlar. Niye öyle diyorsun işte, 40 lira hayvanın kilosu. Bir soda alıyoruz 15 lira. Bir kahve içiyoruz 100 lira. Hani bir ekmek 15 TL. Hani bu ekonomi aslında sadece pazarda aramamak lazım. Hani bu tamam, temel gıda. Nihayetinde hepimizin evinde domates, marul vesaire, çoluk çocuk var işte, meyvesi, sebzesi olmak zorunda diye aslında biz böyle bakıyoruz. Ama nihayetinde bizim sodaya da ihtiyacımız var. 15 lira. Bir sodaya ben ya gerçekten çok şaşırıyorum. Hani bugün bizim pazar yerine gelen müşteriler fiyatlara pahalı dediği an ben çok şaşırıyorum. Acayip şaşırıyorum ve geriliyorum. Niye geriliyorum? Ya arkadaşım, sanki müşteri 30 yıldır bir mağarada yaşıyor, dağda yaşıyor. 30 yıl sonra pazara inmiş. Aa, portakal 15 lira mı? Ya ablacığım, kaç lira olacak? Yani bir ekmek 15 lira. Biz ekmek 1 lirayken portakalı 5 liraya satardık. 3 kilo 10 liraya satardık. Yani ekmeğin 3 katına satardık, 4 katına. Sodanın 4 katına satardık. E bugün ekmek 15 lira, 4 katı 60 liraydı. Benim fikrimi alırsanız pazar çok uygun. Ama halk olarak zor durumdayız. Peki son zamanlarda fiyatı birden artan bir ürün yok, oldu mu? Yok, hiç yok. Sadece kestane yok bu yıl. Hepimiz biliyoruz, kestane pahalı. Ama son zamanlarda öyle hani afaki bir rakam artışı yok. Gayet her şey uygun. Ama halkta para yok. Hani insanımız da, ben de dahil olmak üzere, zor durumlar yaşıyoruz. Bu sadece pazar olarak değerlendirmeyelim. Hani bir markete giriyoruz, 5000 lirayla çıkıyorum. Benim iki çocuğum, bir eşim var. 4 kişiyim ben. 5000 liralık, ya şok oluyor insanda. Hani 5000 lira nasıl yani? Ben 5000 liraya ilk evlendiğimde 10 yıl önce 6 aylık 7 aylık hani bir markete giderdim, balık, et, kıyma dahilinde 500-600 lira para verirdim. Bugün 5000 lira veriyorum. Artı yine ay içinde eksikler çıkıyor yani. 5'le de bitmiyor. E şimdi bakıyorsun, kızım okula gidiyor, 5000 lira masrafı var ya. Bir okul servisi 2500 lira bir ayda. Şimdi baktığında ülkenin her yerinde pahalılık var. Hani sadece pazarda pahalılık yok. Evet doğru, bu 50 değil de 30 olsa daha iyi olmaz mı? Tabii ki de iyi olur. Hani daha çok satarız, bizim için de iyi olur. E ama 50 lira da çok büyük para değil artık. Hani bugün 3 tane ekmek alıyoruz 50 lira. Bence fiyatlar gayet uygun. Çok da vaktinizi almayın. Her şey uygun kardeşim ve her şey taze. Görüyorsunuz, şöyle kameraman arkadaştan da rica edelim, çeksin. Her şey tertemiz, taze. Hani bilmiyorum, insanlarda bir alım güçsüzlüğü var. Ama başka bir şey yok.